Evet, Türkiye'nin en büyük mühendislik, bilim ve teknoloji oluşumu Mühendis Beyinler ve Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü'nün ortak yayınıyla bu hafta tekrar yeni bir konukla karşınızdayız. Biraz gecikme yaşadık arkadaşlar internetten dolayı. Sizlerden özür diliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Cihan hocamızla birlikteyiz. Bugün moleküler biyoloji ve genetik üzerine çok kıymetli bir yayın yapacağız. Yine seçilmiş öğrencilerimizle farklı farklı yerlerde önemli bilim konulu sempozyumlarda seçilmiş öğrencilerimizle Cihan hocamıza sorular yönelteceğiz. Siz de bu kıymetli yayında yayınlarımızın altına yorum yaparak sorularınızı canlı yayın linkinin altına sorularınızı iletebilirsiniz. Güzel bir yayın olması dileğiyle. Şimdi Cihan hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi akşam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de çok çok sağ olun. Bu kadar işinizin arasında. Hocam ilk önce biz Mühendis Beyinler ailesi olarak şöyle sizi tanımak istiyoruz. Cihan hocamız kimdi? New York Üniversitesi'nden doktoranızı aldınız mı? Devam mı ediyorsunuz? Akademik olarak neler yapıyorsunuz? Sizi bir dinleyelim hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de sizin değerli vaktinizi aldığım için hem özür diliyorum hem de sizinle birlikte olduğum için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Gerekirse üniversiteyi ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik'te okuyup bitirdikten sonra New York Üniversitesi'nde 2011 yılında doktoraya başladım. Çok şükür ki geçen ay doktora çalışmamı bitirdim. Doktora çalışmam aslında hem insanın biyolojisi hem de vücudumuzda bulunan trilyonlarca farklı bakteriyle bağışıklık sistemimizin birbirleriyle nasıl anlaştığı, hangi bakterileri dost, hangi bakterileri nasıl düşman edindiği, bunların nasıl ayırt edebildiği hakkında anlamaya dönük aradaki karanlık noktaları aydınlığa çevirmeye çalışmaya yönelik bir doktora çalışmasıydı. Bitirdik ve şu an Türkiye'ye döndük. Gelecek aşamada şu an bir de insanda kanser terapi noktasına bilhassa önem verdim. Zaten doktora çalışmam süresince de hem sentetik biyolojiyi ki bunu birazdan açıklayacağım. Yani halk tabiriyle genetik mühendisliği tekniklerini çok detaylı bir şekilde hem gerçekleştirme hem de öğrenme fırsatı buldum. Bu teknikleri doktora tezim sırasında öğreniyorken aynı teknikleri aslında hem kanser tedavisi hem farklı genetik hastalıkları anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar için de kullanabileceğimi gördüm. Hatta bazı çalışmaları da halen yürütmekteyiz. Bu doğrultuda şu an Acıbadem Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışma olarak önümdeki 2-3 yıl boyunca kanser terapi, hatta birazdan tekrardan muhtemelen geleceğiz o noktaya. Hücresel terapi noktasında çalışmaya devam edeceğim. Cihan Hocam peki bizim üniversite yazılan gençlerimiz de var. Hani şöyle bir soru sormak gerekirse Türkiye'de genetik ve moleküler biyoloji alanlarında çalışmalar nasıl? Öğrencilere tavsiye eder misiniz? Şimdi aslında bu konuyu en baştan belirlemek gerekiyor. Hem öğrencilerin kendisini tanıması açısından çünkü bir noktada bakabilirsek hem moleküler biyoloji hem tıp bir noktada çok ayrı gözüküyor. Çünkü çok farklı beceriler istiyor. Yani tıp noktasında yani aynı beceriye sahip insanlar her iki alanı da seçebiliyordu. Benim zamanımda da öyleydi. Bana da tavsiye edilen şey genetik veya çünkü toplum alışık değil henüz moleküler biyoloji ve genetiğe. Tıbba yönetmeye çalışan bir
halk baskısı değil. Ama burada öğrencilerin kendini tanıması gerekiyor. Gerek ki çalışmalarda, gerek hocalarınızla yıllık ödevlerde. Çünkü ben de lisede daha ben Ağrılıyım ama Van'da liseyi okudum. Orada doğadaki çiçekleri toplardım, bitkileri toplardım. Hatta oraya özgü sadece o bölgede bulunan nadir endemik türler üzerinde halen o yıllık ödevlerimi hatırlayabiliyorum. Bunları yaparken zaten kendi içimde bilime, merak etmeye, soru cevap almaya yönelik bir merakın aslında içimde sürekli yandığını gördüm. Zaten daha lisenin ikinci veya üçüncü sınıfında aslında Boğaziçi moleküler biyoloji ve genetiği hayal etmiştim. Bu doğrultuda zaten hem çalışmalarımı ona göre yönlendirdim. Nitekim Türkiye'de de benim zamanımda yaklaşık 20-25 tane üniversitede genetik, moleküler biyoloji ve genetik ismi altında. Ama şu an hem çok fazla üniversitelerde hem de daha detaylı. Mesela moleküler biyoloji ve genetik bir alan adı olmasına rağmen farklı, mesela biyoteknoloji adı altında yine farklı bölümler de var. Bu biraz hem lise çalışmalarının sırasında hem de artık internet devrindeyiz. Artık Google gibi bir hocamız da var. Araştırabiliyorsunuz, hemen ulaşabiliyorsunuz ve soru sorabiliyorsunuz. Merakınızın nereye yönelik olduğunu kendi içinizde cevaplayıp moleküler biyolojiyi de seçebilirsiniz, tıbbı da seçebilirsiniz. Hatta biyoteknoloji, medikal biyoloji gibi farklı çok daha isimlendirdiğimiz üniversitelerde alanlar da oluştu. Seçmekte özgürsünüz o açıdan. Diğer taraftan üniversitelerin bu noktada bölüm kapasiteleri nasıl? Bizim üniversitelerimiz, ben moleküler biyoloji genetik alanda hakkında konuşmak istersem, bilim veya bilgiyi karşıya transfer etme, öğrenciye transfer etme noktasında gayet kabiliyetli. Zaten her istediğimiz kaynaklara ulaşabiliyoruz. Bir de artık global bir dünyada yaşıyoruz. Ya da şöyle de söyleyeyim. Hem okurken üniversite laboratuvarlarına girebilme şansınız çok vardı. Girip oradaki abi ve ablalarınızla üniversitede deneyler de yapabilirsiniz. Kısa staj dönemlerinde çok fazla yetenek de öğrenebilirsiniz. Ben hatta Amerika'da doktora stajımı yaparken o süre içerisinde şu an 3 tane liseden gelip de staj yapan, hatta klonlama öğrenen, bulgular da üreten küçük liseli arkadaşlarımız da oldu. Bunların bazıları Amerika'da MIT veya Stanford'ı kazanabilecek düzeydeydi. Mesele şuydu, oradaki arkadaşlarımızı gördüğümde meraktan neredeyse her şeye atlayabilecek bir heyecana sahipti. Hiç durmuyordu. Her zaman soruyordu. Hatta hocam bana kızıyordu. O liseli öğrenci 24 saat laboratuvarda deney yaparken ben eve gidiyordum, bana kızıyordu mesela. Bunları kendi içinizde o aşkı aramanız gerekiyor. Bilim, sorgu, sorgulama, deney yapabilme aşkını bulup isterseniz moleküler biyoloji de ülkemizde okuyup çok daha geniş dünyaları keşfedebilme şansınız mevcut. Evet. Cihan Hocam, şimdi teşekkür ederiz. Sizin yazılarınızdan çok çok önemli, hatta konuşmanın da başında belirttiğiniz bu bakterilerle ilgili bir olay var. CRISPR dediğimiz. Bu evet. Tam olarak ne demektir? Sizin gerçek çalışma alanınız bu mu alakalı mı? Bunu biraz açıklayabilir misiniz bize? Aslında gerçek çalışmaların İnsan mikrobiyotası dediğimiz, mikrobiyota derken şöyle, insan aslı olarak düşünün. Galakside neler var? Farklı dünyalar, farklı yıldızlar var. Hatta 100 milyara varan yıldız sadece Samanyolu galaksisinde mevcut. Aynı şekilde insan da tek bir canlıdan oluşmuyor.
bizim 100 trilyon kadar hücremiz olduğunu varsayarsak, vücudumuzda 100 trilyon kadar da bakteri, hatta mikroorganizma dediğimiz canlılar da olduğunu çalışmalar gösteriyor. Yani biz aslında bir galaksiden çok daha kompleks bir canlıyız. Böyle farklı bakteri, virüs ya da farklı canlılara ev sahibi yapabilmemiz bizim için hem avantaj oluşturuyor hem dezavantaj oluşturuyor. Avantaj sebebi şu, hastalıklara karşı ya da hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı vücudumuzdaki bağışıklık sistemi bir lise, üniversite hatta yüksek lisanstan geçmek zorunda. Bunları yapabilmek için vücudumuzda bize zarar vermeyen bakterilerle, virüslerle hatta diğer mikroorganizmalarla her zaman iletişim ve etkileşim içerisinde olmalı ve buradan öğrendiklerini hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı kullanabilmeli. Bunu biz hissetmeden, biz takip etmeden yapabiliyor. Bu doktora çalışması süresince de ben mikroorganizmaların, vücudumuzda bulunan mikroorganizmaların bağışıklık sistemimizden nasıl kaçabildiği, bağışıklık sistemimizin hastalık yapıcı bakterileri nasıl tanımlayabildiğini çözmeye yönelik çalıştım. Burada da vitaminler önemli rol oynuyordu. Çalışmam sırasında vitaminlerin bakterilerin ürettiği, vücudumuzda bulunan bakterilerin ürettiği vitaminlerin bağışıklık sistemi hücrelerimiz, ak yuvar dediğimiz beyaz hücreler tarafından hemen tespit edilebildiği ve asker hücreleri yani bağışıklık hücrelerimizi hemen uyarıp harekete geçirebildiğini gördük. Bu noktada birkaç kanıta ihtiyacım vardı. Çünkü bilim yaparken şu anki bilim tamamen şey üstüne kurulu. Değişkenleri hissedebilme. Mesela yine uzaydan örnek vereyim. Evrenin genişlediğine dair teoriler, tabii ben o konunun uzmanı olmadığım için teori diyorum. Belki kanundur. Yani gerçek bir hale gelmiştir. Gezegenlerin birbirinden uzaklaştığını tespit etmek için bir yöntem buldular. Bu yöntem ise ışık tayflarını dediğimiz ya da ışık frekanslarının uzaklaştıkça renk değiştirmesi. Bu ne demek oluyor? Gezegenler birbirinden uzaklaştıkça rengi işte yeşilden kırmızıya doğru kayıyor. İşte böyle küçük değişkenlikler mesela renk değişimi bunlar bizim bilimsel sorularımıza mesela evren genişliyor mu gibi sorularımıza kısa kolay cevap bulabilmemizi ya da cevaplara ipucu bulabilmemize vesile oluyor. Aynı şekilde biyoloji kendi doktora tezimde de bağışıklık sistemi hücrelerimizin B vitaminini kendi kendine tanıyabildiğimi keşfettim. Hatta bunu keşfederken de gece 12'ydi, laboratuvardaydım. Hocamı hemen aradım, uyandırdım yataktan. Çünkü şimdiye kadar bulunmamış bir keşifti. Ancak bunu keşfedebilmek için ya da bu farklılığı kanıtlayabilmek için hücrelerde genetik değişikliğe değişiklik yapıp varsa yani genetik bir ya da gen ya da DNA parçası eğer varsa biz bu B vitaminini tespit edebiliyorduk. Öyleyse ne dedik? Eğer bu DNA parçasını hücre içerisinde silebilirsek ya da inert hale getirebilirsek bu B vitamini parçacığı aslında hücrelerimizi aktifleştirmeyecekti. İşte şimdiye kadar olan yöntemlerden en iyisi ve en kalitelisi yine bakterilerde keşfettiğimiz CRISPR dediğimiz yöntem. Bu yöntem de aslında bakterilerin bir bağışıklık sistemi yöntemi. Yani bakteriler de en çok neden muzdarip oluyor? Bakteriyofaj dediğimiz bakteriye bulaşıp, bakteriye bağlanıp, bakteriyi patlatıp içinde çoğalabilen virüsler var. Bu virüslerin de kendine has DNA'sı var. Bakteriler
CRISPR tekniğini kullanarak kendisine bulaşan virüslerin DNA'sını tanıyabiliyor. Bu DNA'yı alıp kendi bakteri DNA'sında saklıyor ve eğer tekrar kendisine virüs bulaşırsa bakteri hemen aktif hale geliyor. Diyor ki bana virüs bulaştı ve o DNA'yı daha çoğalmadan, virüsler bakteri içerisinde çoğalıp bakteriyi patlatmadan önce bakteri DNA'sı CRISPR yöntemiyle virüsün DNA'sını parçalıyor. Bilim insanları bu yöntemi keşfettiğinde, ki bu yöntem henüz 10 yıllık bir yöntem, daha yeni mekanizmaları anlaşılabilen bir yöntem. Keşfettiğinde yeni bir soru sordular. Acaba biz bakterinin virüslere karşı kullandığı bu bağışıklık sistemi yöntemini genetik değişiklik yapmak için de kullanabilir miyiz? Bunun için bu yöntemi bakterilerden klonlayıp DNA kasetleri oluşturmaya çalıştılar. Biz bu DNA'yı, CRISPR teknolojisini içeren DNA parçasını kendi insan hücrelerime koyduğumda, insanlardan hücre aldım. Bu CRISPR teknolojisini içeren DNA'yı hücreye koyduğumda istediğim DNA bölgesine hedefleyebiliyorum. Bu ne demek oluyor? İnsan, yani bizi biz yapan 25 bin tane protein var. Hatta daha fazla protein var, kusura bakmayın. 100 bine varan protein var. Bu proteinleri kodlayan DNA parçacıkları var. Ki bunlar da duymuşsunuzdur. DNA'mız 3 milyar harften oluşuyor. Ki biz buna toplam olarak genom diyoruz. DNA'mızın içerisindeki genler de her protein, yani nasıl bir evin yapı taşları varsa, odası veya tuğlası varsa, proteinler de vücudumuzun yapı taşları. Ve bunları üretmeye sahip olan ya da üretmeyi sağlayan emir zincirleri, emir şifreleri, bu gen dediğimiz genomumuz içerisinde bulunan DNA parçalarından oluşuyor. Doktora tezimde de bu CRISPR teknolojisini istediğim gene ya da DNA parçasına hedefleyebiliyordum. Teknolojiyi bu yöne değiştirerek, eğer ben B vitamini genini silebilirsem bağışıklık sistemi hücrem aktifleşmeyecekti. Bu benim bilimsel hipotezimdi. Ben de CRISPR teknolojisini kullanarak, ki o zamana kadar daha net bir sonuç alamıyordum mevcut olan bilimsel tekniklerle. CRISPR teknolojisi tam da benim imdadıma yetişti. Doktoramın son 2-3 senesine yetişti. Bu noktada insan DNA'sı içerisinde yaklaşık 200 tane farklı geni istediğim anda silebildiğimi gösterdim. Ve bu CRISPR teknolojisiyle insan DNA'ları içerisinde henüz bilim insanlarının keşfetmediği çalışma mekanizmalarından biri olan B vitaminleriyle bağışıklık sistemi hücrelerimizin nasıl aktifleşebileceğini doktora çalışmamda kanıtladım. Evet. Sayın hocam, peki bu anlattıklarınızla dışarıda bir şey sormak istiyorum. Günümüzde bu kanser hücreleriyle ilgili yapılan çalışmalarda gen sarama testlerinden bahsediliyor. Aslında bahsettiğimiz şey şu mudur? Gen taramasında kullandığımız teknikle biz aslında bunun önüne geçebiliyoruz ve hep de bir şey vardır, ortadaki B17 vitamininin eksikliğinden kaynaklanan şekilde hücreler kanser hücresi şeklinde dönüşmüş olur. Aslında anlattığınız şey bizim anlayacağımız şekilde bu mudur? Evet. Yani testlerin sonucunda öyle bir sonuç çıkacak ki sizin hipoteziniz doğrular nitelikte kanser hücrelerine gönderdiğiniz tepkimelerle durdurabileceğiz. Bu sonuca ulaşabilir miyiz acaba? Evet, bu sorucun aslında bir B planı. Dediğinizde biraz haklısınız. İşin anlatmadığım bir de A boyutu vardı. Şimdi hücrelerimizin, şimdi bağışıklık sistemi hücrelerimiz aslında vücudumuzda. Her an güneşten dolayı, çünkü güneş vücudumuzdaki hücrelerde DNA mutasyonuna, yani DNA değişimine sebep oluyor.
Bu aslında bizim kabul etmek istemediğimiz bir şey. Çünkü çoğu DNA mutasyonu ya da DNA bozulması diyelim, çoğu DNA bozulması aslında istenmeyen sonuçlara sebep olarak hücrelerin istemsiz olarak birbirleriyle haberleşmeden hızlı bir şekilde bölünebilmesine sebep oluyor. Bu da zaten bildiğimiz gibi kanseri oluşturuyor. Kanseri tanıyabilecek reseptör dediğimiz moleküller var. Reseptör ne? Aynen evlerimizdeki çanak anten gibi. Çanak anten nasıl sadece belli frekanstaki yayınları alarak biz 20-25 tane farklı kanalı izleyebiliyorsak, hücrelerimizde de kendi çanak antenleri var. Ve bağışıklık sistemi hücreleri öyle bir dizayn edilmiş ki uzaydaki sayabildiğimiz yıldızlardan daha fazla miktarda tanımlayabilecek çanak antenlere sahip. Bu ne demek oluyor? Vücudumuzda 100'den fazla hücre çeşidi var. Ve bunların hepsi her an kansere yakalanabilme, istemsiz şekilde çoğalabilme yetisine sahip. Ve her hücre kendine has proteinler yüzeylerinde oluşturuyor. Hani tuğla dediğim molekülleri oluşturuyor. Bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz de aslında her türlü kanseri tanımlayabilecek, hatta tanıyıp öldürebilecek yeteneğe sahip. Peki ama kanserde bizim bağışıklık sistemimiz nasıl savaşamıyor? Çünkü kanser hızlı bölünüyor. Şöyle düşünün, bir asker 10 kişiyi bir asker 10 tane kanser hücresini öldürebiliyorken o 10 tane kanser hücresi o kadar hızlı bölünüyor ki artık o ona yetişemiyor. İşte bu noktada, evet, bu noktada genetik mühendisliği şu son yıllarda devreye girdi. Biz insandan bu bağışıklık sistemi hücrelerini alarak genetiğini değiştirdik. Nasıl değiştirdik? Sadece kanseri tanıyabilecek şekilde değiştirdik. Doktora çalışmamda da bir noktada bunu da yaptık. Böylelikle farklı kanser türlerini de tanıyıp öldürebilecek hücreleri insandan alıp laboratuvar ortamında ürettik. İnsanda bu hücreler 1 milyar tane varken laboratuvar koşullarında biz bunu 10 milyar, 100 milyar tane hale getirebilip daha çok hale getirebildik. Bu sefer ne oldu? Bizim asker ordumuz çoğaldı ve kanser ordusunu yenebilecek düzeye geldi. Ama burada kanser, yani kanseri aslında direktmen bir hastalık olarak düşünmektense zeki, bağışıklık sistemimizden kaçabilen bir varlık olarak da düşünmenizi tavsiye ediyorum. Kanser de bizim bu ordumuzdan kaçabilecek mekanizmalar geliştirebiliyor. CRISPR teknolojisi de aynen burada bahsettiğim gibi şimdi kanser bağışıklık sistemimizden kaçabilmesi için bazı sinyaller üretiyor. Bu sinyalleri de bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz, asker hücrelerimiz alması lazım. Alırsa göremiyor kanser hücrelerini. Biz ne soru sorduk öyleyse? Eğer biz kanser CRISPR teknolojisiyle asker hücrelerimizi, yani bağışıklık sistemi hücrelerimizin DNA'larından bazı değişiklikler yaparak kanserlerin bizden kaçabilmesini sağlayan şeylerin önünü kesiyor. Evet, böylelikle bizim hücrelerimiz kanserin yaptığı trikleri, aldatmacaları göremiyor ve sadece kanseri tanıyıp öldürebilecek hale getiriyor. Bize büyük bir kapı açtı. Çünkü biz bunu normalde ilaçlarla da yapabiliyorduk. Henüz Türkiye'de üretme noktasında zorluk çektiğimiz bu ilaçlar, yani kanserin bu aldatmacalarının önüne geçebilecek ilaçlar, yurt dışından 100 bin, 200 bin dolar fiyatlarla satılabiliyor. Ama biz CRISPR teknolojisini kullanarak her insana yönelik bunu yapabiliyoruz ve daha ucuz ve daha kolay ve sadece o insana yönelik yapabildiğimiz için doku uyuşmazlığı ya da hücresini tanımama olasılığı ortadan kalkıyor çünkü kendi hücresi oluyor. Süper.
Hocam peki sizin kanseri yok edebilen yapay organ adlı bir çalışmanız var. Bize bu çalışmanızdan bahsedebilir misiniz? Evet. İlk başını düzelteyim. Bu çalışma benim çalışmam değil. Bu çalışma normalde o yazıları yazarken her ay bilime en çok değer katan bilimsel çalışmaları sürekli takip ediyorum. Bilhassa İngilizce bilimsel dergileri sürekli takip ediyorum. Buradaki yapılan çalışmada da farklı bir yöntem geliştirdiler. Dediler ki, mesela ben az önce ne anlattım? Bağışıklık sistemi hücremizin genetiğini değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde bunu kansere hedefleyebiliyoruz. Yani kanseri tanıyıp öldürmesine çalışabiliyoruz. Yani bunu başarabiliyoruz. Ama biz bunu nasıl yapıyoruz? Hücreleri insanlardan ilk önce almamız lazım. Yani kanından alıyoruz ve laboratuvar ortamında biz bunu gerçekleştirip tekrar hastaya vermemiz gerekiyor. Bunun bazı yan etkileri var. Çünkü her insan kendine has bir şekilde yaratılmış. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar her insanda ya da her kanserde etkili olamayabiliyor. Bilim insanları da şöyle bir yöntem geliştirdiler. Bu hücreleri insandan alalım ama bunu bir organ haline getirip insana geri verelim. Bu ne oluyor? Bizim bu oluşturduğumuz hücreler, kanseri tanıyabilen hücreler, yapay organlar içerisinde insanlara nakledildiğinde, çünkü parantez açayım, kanser baskılanabiliyor. Yani geri çekilebiliyor. Hatta tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Ama şöyle hayal edin. 100 trilyon tane hücreniz var. Bunlardan 1 milyar tanesi kanser hücresi olsun. Siz öyle uğraşın ki %99'unu öldürebildiniz. Ama bir tane, iki tane hücre, kanser hücresi saklanmış olabilir vücudunuzun herhangi bir yerinde. Bu hemen ortaya çıkmasa bile bölünmesinden dolayı belki birkaç yıl sonra tekrardan ortaya çıkabiliyor. Bu sefer ne oluyor? O kanser tekrardan nüksediyor, ortaya çıkıyor, bölünmeye başlıyor ve kanser tekrardan o insanlarda, hastalarda ortaya çıkabiliyor. Bu aslında kanser... Bölüyorum ama ben şöyle çok kısa bir sizin tahmininizi almak istiyorum. Bu işlerin içerisinde olan bir insan olarak kanser, yani insanları tehdit eden en önemli hastalıklardan bir tanesi. Yani bayağı bir ölüm görüyoruz. Evet. Sizce kanserin tedavisi gelecekte mümkün müdür? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kanseri açalım. Yani kanser derken bu aslında herkesin anlayabileceği basit bir kelime olarak. Kanser aslında yüzden fazla çeşidi olabilen bir hastalık. En başta da söyledim aslında. Vücudumuzda yüzden fazla farklı hücre tipi var. Her hücrenin kendine has bölünebilme, zaten vücudumuzun her yerinde bulunabiliyorlar hücreler. Bunların hepsinin kanser olabilme kabiliyeti var. Yani mutasyona uğradığında ya da bozulmaya uğradığında DNA'sı her hücre bir kanser özelliğine sahip. Kanser olabilme olanağına sahip. Bu ne demek oluyor? Aslında bir kanser hastalığı yok. Yüzden fazla kanser hastalığı var. Bunlardan bazılarını şu anki tıp teknolojisiyle de bazılarını aşı ile bile çözebiliyoruz. Bazı kanserler yavaş bölünüyor. Bunları kontrol de edebiliyoruz. Uzun yıllar hastalar sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ama genel olarak düşündüğünüzde zaten şu an aslında karşımızdaki arkadaşlar bizden de şanslı. Çünkü biz yerimizde duramıyoruz. Niye? Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bu teknoloji bilimin de daha hızlı gelişmesine sebep oluyor. 10 yıl önce ya da 2001 yılları başında, yani 15 yıl önce biz daha DNA şifremizin, yani insanı insan yapan, emirleri üreten 3 milyarlık şifrenin ne olduğunu bilmiyorduk. Bu sadece 15 yıl önceydi. Ama şimdi ne yaptık? Okumayı bitirdik. Birkaç yıl önce okumayı bitirdik ve sorular sormaya başladık.
upuzun 2 metrelik DNA'mız vücudumuzda hangi etkilere nasıl sebep olabiliyor? Ve biz bunları nasıl değiştirebilecektik? İşte şu an o devirde yaşıyoruz. Genetik teknoloji olanaklarıyla biz artık DNA'larımızı da değiştirebiliyoruz. Ve bunu kansere, kanserden kaçmak, hatta sadece kanser değil, nadir hastalıklar dediğimiz 7000 farklı nadir genetiksel hastalık var insan popülasyonu, insan nüfusu içerisinde. Bunları da şu an hem biz hem de gelecekte siz çok daha kolay önüne geçebileceksiniz. Sorunuza gelirsem sadece kanser değil, gelecekte çoğu hastalığın önüne hem genetik çalışmalarla hem genetik mühendisliği teknolojisiyle diyelim önüne geçebileceği, bunların hepsi bilimsel açıdan mümkün. Hocam şimdi parti ve kişiye özel kanser tedavisi nedir? Açabilir misiniz? Yani hocam, kişi özgü kanser tedavileri olduğundan bahsediyor. Ya bu nasıl yani oluyor? Yani sarılma testleriyle mi bağlantı hocam? Bunlar ne şekilde bir tedavi yöntemi? Evet. Şimdi aslında biraz bahsetmiş oldum ama tekrardan orayı toplayayım. Şöyle, kişiye özgü modern kanser terapisi diyorum ben buna. Neden kişiye özgü kısmından başlayalım? Şimdi az önce dediğim gibi bağışıklık sistemi hücrelerimiz kanseri öldürebiliyor. Ancak şimdiye kadar, hatta şu an kullanılmakta olan kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler kanseri öldürebilmesine rağmen sadece kanser hücrelerine etki etmiyor. Aynı zamanda bizim sağlıklı hücrelerimizin de bölünmesini yavaşlatabiliyor. Onlara toksik, zehirli etki yapıp onların da ölmesine sebep olabiliyor. Hatta bilirseniz insanların, kanserli hastaların saçlarının dökülmesinden sebebi işte toksik etkilerin beyin tarafında toplanması ve başka sebeplerden dolayı o hücreler artık ölüyor, saç üretemiyor. Tekrardan kemoterapiyle bu hale geliyor. Ancak geliştirilen yeni yöntemle şu soruyu sorduk. Dedik ki madem bağışıklık sistemi hücrelerimiz kanseri öldürebiliyor, biz bağışıklık sistemi hücrelerini alalım, bunları laboratuvarda bir güzel eğitelim, kanseri tanıyıp hemen öldürebilecek, kanserle hemen savaşabilecek kocaman bir ordu kurabilecek hale getirelim. Ve sonra hastaya geri verelim diye. Hastalarda bu hücreler, bu ordular az miktarda bulunuyor. Kanserin önüne geçebilelim. Bu aslında ilk başta genetiği değiştirmeden, yani sadece bağışıklık sistemi hücrelerini alıp o orduyu çoğaltıp kanserli hastaya verebiliyorduk. Bu yöntem de çok etkiliydi. Yani herhangi bir hastanın genetiğini değiştirmeden kendi hücreleriyle kanseri tamamen yenebildiğini çoğu klinik çalışma gösterdi. Kişiye özgü kısmı da buradan başlıyor. Bilirsiniz zaten. Mesela her insandan doku nakli mümkün değil. Doku uyuşmazlığı denen bir şey var. Bu da yine genetik farklılığımızdan dolayı kaynaklanıyor. Yani nasıl kan gruplarımız birbirinden farklıysa vücudumuza giren her hücreyi bu benim hücrem mi yoksa komşumun hücresi mi, kabul etmeyeceğim bir hücre mi diye algılayabilecek bir bağışıklık sistemimiz var. Kişi ya, özgü kanser... Bahsettiğiniz bu şeyin ışığında ülkemizde kemoterapi, ışın tedavisi gibi yöntemler kullanılıyor. Aslında herkesin kişiye özgü beklediği tedavi yöntemi farklı ama uygulanan ilaç aynı. Yani aslında beklenen başarı burada ne kadar, hani %100 diyebiliriz ki. Evet. Kişi özgü kısmında da işte bu, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu biraz sizin ordunuzun nasıl eğitildiğine bağlı. Kanseri nasıl öldürebildiğine bağlı. Bağışıklık sistemi aslında onlarca farklı, mesela nasıl ordunuzda işte tankı süren var, uçağı süren varsa, hatta işte bir böyle
ya tamam fazla kavga etmeyin, sakinleşin, vücuda zarar veriyorsunuz diyebilen hücreler de bağışıklık sistemimizde mevcut. Bunların hepsi aslında kanseri kontrol etmeye yönelik. Kişiye özgü terapide de kemoterapi gibi şeyler kişiye özgü değil aslında. Herkese etki edebilecek. Ama bu hücreler sadece o hastadan alındığı için tekrar hastaya verdiğimizde hücre herhangi bir vücut herhangi bir yabancılaşma çekmiyor. Hemen hücrelerini kabul ediyor. Diyor tamam hadi gidin vücudumdaki kanserleri öldürebilin. Ama işte bazılarında %95'e varan kanser tamamen tedavi edilirken bazılarında yarı yarıya %50, bazılarında ise çok az bir miktarda kanseri öldürebiliyor. Bu da o insanın bağışıklık sisteminin daha önceden nasıl eğitildiğine, kanseri nasıl tanıyıp tanıyamadığına bağlı ki buradan arkadaşımızın sorusuna gelelim. CAR T hücre terapisine. Buradan da işte o soru çıktı. Bilim insanları o sıkıntıyı gördü. Yani her insanda istediğimiz seviyede, istediğimiz etki düzeyinde kanseri öldüremiyorduk. Öyleyse biz ne yapabiliriz? Genetiğini değiştiririz bu insanlardan aldığımız hücrelerin ve sadece kanseri tanıyabilecek hücre haline getirebiliriz. Biz de işte bu laboratuvarda kanseri tanıyabilecek hale genetik teknolojisiyle getirdikten sonra tekrar hastaya verdiğimizde artık sadece bir hasta için %95 olmuyor. Çoğu hasta için yüksek oranda kanseri öldürebilme yetisine sahip olabiliyor. CAR T hücre terapisi de aslında bu demek oluyor en basit açıklamasıyla. Diyeceğim hocam, ben bir şey merak ediyorum, onu sormak istiyorum. Aslında bu tam olarak sizin çalışmanız olmadığını söyledim ama bence yani bilginiz dahilinde olan bir şey. Yapay organla ilgili çalışmalardan bahsedeceğim. Yapay organ mesela üretildi, eğer yani bu yapay organ kanser tedavisinde kullanılacak olan bir sistem mi? Şu an klinik çalışmaları henüz başlamadı. Ancak orada bahsettiğim gibi bu hücreleri insana laboratuvar ortamında vermektense dedik ki yani bilim insanları diyor ki biz bunları yapay organ halinde hücreleri organın içine koyalım ve insana nakledelim. Ne olacak? Bu hücreler sürekli insan vücudunda çoğalacak. Ne zaman kanser tekrar nüksederse bağışıklık sistemi o genetiği değiştirmiş hücreler hemen vücuda yayılacak ve düşmanı hemen öldürmeye çalışacak. Bu yöntem şu an yüksek oranda çalışılmaya başlandı. Tabii klinik çalışmalar, insan üzerindeki çalışmalar bilhassa yurt dışında çok kontrol edilen ve kolay kolay bir tıp tedavisine kolay kolay dönüşemeyen çalışmalar. Ancak bu yöntemler yaklaşık 5 yıl, 10 yıl içerisinde bunlar da tıp tedavileri içerisine girecek. Şu anki en yapılabilen yöntem biz bunları laboratuvar ortamında oluşturup kanserli hastalara verebiliyoruz ki bu da geçen 2 hafta önce artık satışa da çıktı Amerika'da. Biz aynısını Türkiye'de daha ucuz, daha kullanılabilir yöntemle kendi insanımıza transfer etmeye çalışıyoruz. Elbette. O hücrelerin yani kanser hücrelerinin genetik yapısıyla yani yapısıyla oynanarak onları eski haline yani ondan önceki normal bir haline getirebilir miyiz? Kanserli hücreleri mi? Genetik yapısıyla oynayarak yapıyoruz. Kanserli hücreleri mi? Aferin. Bence gayet çok güzel bir soru sordun. Yani bu soru tam bir bilim insanı sorusu işte. Bunu biraz daha açayım. Sadece kanser hücreleri için demeyelim. Az önce bahsettiğim gibi nadir hastalıklara sebep olan genetik değişiklikler de var. Bu CRISPR teknolojisiyle biz sadece DNA'ları parçalamıyoruz. Biz aslında istediğimiz yeri tamir edebilme olanağına da kavuştuk. Kendi çalışmalarımızda da
Bunları da bir noktada göstermeye çalıştık aslında. Ne yapabiliyoruz? Aynen senin dediğin gibi. Şu an bütün çalışmalar, çoğu çalışma bu yönde gidiyor. Kanser çalışması için şu an araştırmam gerekiyor. Ama diğer nadir hastalıklar için senin dediğin aynen o yöntem var. Mesela kas hastalığına sahip insanlar var. Bu insanların hatta geçen ay yeni bir yöntem Çin'de gerçekleştirildi. Daha bebek embriyodayken yani hücre seviyesindeyken bu bebeğin aslında büyüdüğünde bir kalıtsal kalp hastalığına yakalanabileceği önceden tespit edildi. Zaten DNA'nın şifresi okunduğunda belli oluyor. Bunu biliyorlardı. Biz de şu an işte bilim insanları da bu CRISPR yöntemini kullanarak daha o bebek büyümeden sadece o hastalığa sebep olacak DNA bölgesini tamir ettiler ve tekrardan büyümesine, tekrardan ana rahmine transfer ederek büyümesine çalışıyorlar. Bu yöntem gelecekte çoğu hastalığa aynen sizin dediğiniz gibi aslında sadece kansere yönelik değil, kanserli ya da daha farklı hastalıklara sebep olup da bozulan DNA'ya sahip olan hücreleri tamir edebilip tekrardan eski hale gelebilmemize de sebep olacak. Bu noktada doğru, aferin. Cihan Hocam, peki şöyle bir şey sorsak. Türkiye'de kanser çalışmaları nasıl? Yurt dışı ülkelerine göre geride mi kaldık yoksa aynı seviyede miyiz? Bir de şöyle söylentiler var işte. Şili'de, Kolombiya'da kanserin tedavisini bulan doktorlar varmış. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Böyle bir şey doğru mu haberlerde çıkan? İşte o doktorun öldürüldüğü yönünde ilaç sermayesi... Aslında bunu tamamen ilaç piyasasıyla ilgili bir rahatsızlığının olduğu... Ya size şöyle bir şey söyleyeyim. Öyle değil mi? Biz sevinelim. En azından sizin çalışmalarınızda umut bulsun bütün insanlar. Aksi takdirde büyük bir karanlık. Size en başından şöyle bir şey anlatayım. New York Üniversitesi'nde okurken bazı dersler alıyorduk ve bir dersimizde ilaç şirketlerinin sahipleri giriyordu. Ya da ilaç şirketlerinde belli bir yönetime gelmiş yöneticiler derse giriyordu. Burada bir soru dikkatimizi çekmişti ya da bir sorun dikkatimizi çekmişti. Birçok hastalık var dünya üzerinde. Ve ilaç şirketleri sahip olduğu ekonomiyle çoğu hastalığı zaten araştırıyor. Bu araştırmanın iki boyutu var. Birinci boyutu, ben bu hastalığa milyar dolarlar yatıracağım, laboratuvarlar kuracağım. Diyelim ki bir vesileyle ben bu hastalığı tedavi edeceğim. Ama bu ilaç şirketlerinin beklediği cevap değil, tedavi edebilmek. Diyor ki tamam ben bu ilacı veya tedavi yöntemini oluşturduktan sonra bunu kaç kişiye satabileceğim veya bu ilacı üretirsem kaç kişi bunu alabilecek ekonomik düzeye sahip. Oradaki ilaç şirketinde çalışan bayan bence çok hazin bir cevap vermişti orada. Bazı hastalıklar var diyor. Biz bunlara bakıyoruz. Diyor ki tamam biz buna para yatırırsak İşte bu ilacın fiyatı işte diyelim ki 1000 dolara ya da 2000 dolara mal olacak. En basitinden söylüyorum. Diyor ki ama bu hastalık nerede var? Binlerce insanda ama Afrika bölgesinde var. Diyor ki biz bu ilacı Afrikalılara satarsak onu alacak para onlarda yok. Öyleyse diyor biz o hastalığa odaklanmıyoruz. Bize para getirebilecek, daha fazla insanı ilgilendirebilecek. Yani hem kendi ekonomilerini yürütecekleri, hem kar edebilecekleri, kar marjına sahip olabilecekleri hastalıklara yönelebiliyorlar. İşte neyse ki, yani Allah'a şükür ki şu CRISPR gibi yöntemler gelişti. Niye? Bu yöntemler hem ucuz hem her laboratuvarda başlatabileceğiniz yöntemler. Bu sefer ilaç şirketleri şunu gördü. Nadir hastalıklar, mesela az önce bahsettiğim gibi sadece Afrika bölgesinde bulunan küçük hastalıkları dahi CRISPR yöntemiyle daha ucuza
tedavi edebilecekler. Şu an ona da yöneldiler. Diğer taraftan hocamızın sorusuna geçersek, işte Kolombiya'da insanlar işte kanser tedavisini bulduktan sonra öldürülüyor veya bunun gibi spekülasyonlar. Yani açıkçası ben böyle şeylere hem aklımda hem de realitede olanak vermiyorum. Neden? Birinci neden şu: bilim insanları bunları yaptığı gibi ya da bulduğu bulguları nelere mal olacağını biliyor. Ve bu aslında Amerika gibi, Kolombiya dediğiniz gibi, Amerika gibi yerlerde korunan ya da bulunduğunuz anda kimse sizi öldürebilecek bir olanağa sahip değil. Yani aslında bu biraz ütopya oluyor aslında. Ama diğer taraftan şöyle bakalım. Şu an CAR T-cell hücre terapisini, kanserler karşı ülkemizde geliştirmeye çalıştığımız hücre terapisini bir şirket Amerika'da patentledi yaklaşık bir ay önce. Ama fiyatı ne kadara geliyor kişi başı? $475,000 gibi bir fiyata bunu satabilmeyi öngörüyorlar. Çünkü bu uzun süreli bir aşama. Burada da şu ortaya çıkıyor: ben eğer $475,000 insanın hayatını kurtarmak için bütün varını, yoğunu aktarabileceği bir tedaviye öyle patentler, öyle harcarım ki başka ülkeler kolay kolay yapamazsın. Başka ülkeler kolay kolay üretemezsin. Bunun için zaten sürekli patentlemeye çalışıyorlar. İşte yani bunu tam söylemek istemiyorum. Ütopya olur ama hani acaba bizi de engellerler mi falan. Bu biraz benim inanmak istemedim. Yani benim dünyama has olan bir şey değil. Genelde yani şöyle gidin: İnsanları görmeyin. Siz bir şeye hedeflenin. Yani imkansız diye bir dünyada veya evrende yaşamıyoruz. Her şey belli kanun ve düzenlere göre. Bunun dahilinde bilim insanları her zaman şüpheci olmak durumunda. Bilim insanları her zaman yaptığı bulgulara olduğu gibi herhangi bir olasılığa kendini bağlamamalı. Yani ne demek istiyorum? Eğer biz CAR T-cell hücre terapisini ülkemizde yapıyorsak, bunu sadece bir yerde saklamayacağız. Bunun patentlerini alacağız. A planımız, B planımız, C planımız olacak. Yani bir insanı öldürmekle koskoca bir kanser ilacı kolay bir şekilde öyle saman altı edilemeyecek yani. Zaten bilim insanları da böyle şüpheci, sorgulayıcı ve her türlü olasılığa karşı tedbirini alabilen insanlar olmalı. Cihan Hocam, şimdi şöyle genel olarak baktığım zaman bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi, biz gerçekten NTV kanalisi veriyoruz ama CNN, bütün kanallarda bu haber olarak çıktı. Bilirsiniz, 1963-67 yılında hocam tarihi ilk dondurulan insana vardı, böbrek kanseri olmuştu ve kendisi ölmeden önce, yanlışım varsa lütfen düzeltin, bir buz sistemine girip donduruldu ve eğer dedi kanser bulunursa beni tekrar çözün, ben tekrar yaşayayım, garip bir şeyler oldu. Onu bize bahsedebilir misiniz? Yani bu biyolojik anlamda gerçekten mümkün mü? Yani bir insanı dondurduktan sonra 50 yıldan beri, o James Bedford denilen adam 50 yıldan beri buzun içerisinde. Bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben size daha ötesini söyleyeyim. Evet. Yine o insan kendi vücudunu şimdi dondurdu. Yanlış hatırlamıyorsam diyeyim, çünkü o beni bayağı etkilemişti. Bir Çinli aileydi, zengin bir aile. Yaklaşık 1-2 ay önce gözüme çarptı çalışma. Şimdi vücut dondurma şu aralar çok yapılabilen bir yöntem. Özellikle parası olanlara tabii. Sadece kanser tedavisi için değil. Orada kızları galiba felçti. Yani vücudunun bütün bölümü kullanılamıyordu. Kızlarının başını dondurdular. Yani bu ne demek oluyor? İşte 2017'de şu an ya da bu yılın sonunda ya da gelecek yıl içerisinde kafa nakli yapılmaya çalışılacak Amerika'da. Bu gerçekleştirirse ne olacak? İşte mesela şu Çinli aile kızının başını dondurduğu gibi
bunu çözüp başka bir vücuda transfer edebilecek. İşte burada tamamen farklı sorular oluşuyor. Acaba ruhu da gidiyor mu ya da nasıl tepki verecek? Tabii onlar tamamen şeye kalıyor, merak edilen soruları. Sizin sorunuza gelin. Yani şöyle bir şey de var. Benim okuduğum yazıda ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama tıp dünyası tıbbi olarak o adamın öldüğünü kabul etmiyor yani. O adamın yaşadığı varsaydı. Olabilir. Yani yaşayıp yani var, nasıl varsaydıklarını bilmiyorum ama bir yani söylediğiniz örnekten birden çok fazla örnek her yıl gerçekleştiriliyor. Buna has dondurucu yapan şirketler var aslında. Vücut donduruculuğu yapan şirketler var. Bunu şuradan başlayalım. Neden bilim insanları dondurduğu, ki biz de hücreleri donduruyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda benim yaşım kadar hücreler vardı. Hocamın benden yıllar önce dondurup da sakladığı hücrelerdi. Ben kendi deneylerimde benim yaşımda olan, yani 15 yıl önce, 20 yıl önce dondurduğu hücreleri çözüp deneylerimi yapabiliyordum. Gayet güzel çalışıyorlardı. Gayet güzel biyolojik ve canlılık fonksiyonlarına sahipti. Ancak insan gibi kompleks varlıklar sadece bir hücreden oluşmuyor. Ve biz insanı dondurduğumuzda ilk önce karşınıza gelecek sorun şu. Biz bu insanı öyle bir eritelim ki vücuttaki fonksiyonlar iflas etmesin. Çünkü dondururken şunu yapıyorsunuz. Çoğu suyun çekilmesi gerekiyor. Çünkü su ne oluyordu? Dondurunca hacmi büyüyordu. Eğer siz bütün vücudu dondurursanız hücreler patlar, işte organlar iflas eder. Bunun için bazı solüsyonlar, sıvılar oluşturdular ve vücutları dondurdular. Buraya kadar şu an bilim insanları bunun tekrardan çözülebileceğine inanıyor. Neden inanıyor? Bunu yapabilen doğada bazı hayvanlar var. En basitinden bazı kurbağalar var. Kurbağalar kış uykusunda, aslında kış içerisinde vücutları tamamen donabiliyor. Ancak bilim insanları bu kurbağaların baharda nasıl eridiğine baktığında şöyle düşünün. Vücutlarının dışından erimeye başlıyor. En sonunda kalp tarafı eriyor. Ve sonra kalbi atmaya başlıyor. Burada sorular geliyor. Biz insanı acaba nasıl eritmeliyiz? Kalbini ne zaman çalıştırmalıyız? Gibi sorular. Bunlar da aslında önümüzdeki yıllarda şu an çalışılmakta olan çalışmalar. Tabii bunlar erittikten sonra bu aşamada çözülebilirse bundan sonra elbette ki kanser çözüldükçe ki çok hızlı bir şekilde sadece kanser değil diğer tedavi edilmesi zamanımızda mümkün olmayan hastalıklar belki de o dondurulan hastalar çözüldükten sonra tedavi umuduyla tekrardan sağlığına kavuşabilecekler. Mümkün. Yani. Şey tanımlayabilir miyim çalışmalar? Evet. Neden kanserle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz? Yani neden bu alanı seçtiniz? Bunun biraz duygusal tarafı var. Aslında hani projem direkt kanserle ilişkili değildi ama bir noktada kader beni alıp tekrardan kansere de odakladı. Çünkü ben normalde vücuttaki mikroplarla ilgileniyordum. Bu mikropların D vitamini ürettiğini biliyordum. Sonra şöyle soru sordum hocama. Ya dedim ki hocam madem bağışıklık sistemi hücreleri vitamini, bir B vitamini parçacığı var. Bunu tanıyıp öldürebiliyor. Öyleyse kanserli hücrelerin üzerine de B vitaminini dökeriz. Pekala kanserli hücreyi öldürebiliriz. Bunu labiş farkı kanser türü üzerinde laboratuvarımızda denedim. Gördük ki hepsi olmasa da 10-15 tane kanser çeşidi aslında sadece B vitamini parçacığıyla kendi genetiğini değiştirip dizayn ettiğim bağışıklık sistemi hücresiyle çok kolay tanınıp öldürülebiliyordu. Bu zaten bize doktoramın farklı bir kapısını açtı. Demek ki kanser terapiye de kendi yöntemlerimi transfer edebilirim. Tabii bu yöntemleri
öğrenirken aynı yöntemleri şu an kullanılmakta olan CAR T-cell hücre terapisinde de kullanabileceğimi biliyorum. Çünkü aynı deneysel yöntemler geçerli. Hücreler aynı mantıkta işliyor. B vitaminli olmaz da kanser hücrelerinde kanseri tanıyabilecek başka proteinler olabilir. Bu şekilde kansere olan ilgim arttı. Ama bunun duygusal hikayesine gelirsek, üniversitede sadece kendinizi bilimsel olarak geliştirmeyin. Ben ikinci, üçüncü sınıfa kadar topluluklara da giriyordum. Bilim teknik topluluğuna girmiştim o sırada. Farklı topluluklara girerek hem takım çalışması, hem liderlik, hem farklı kişisel özelliklerimi, becerilerimi geliştirmeye yönelik adımlar atıyordum. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise bir anda bunları bıraktım ve laboratuvar çalışmalarına, sadece laboratuvara odaklandım. Son sınıfta bir değişiklik yapmak istedim ve bazı arkadaşlarla, daha tanımadığım arkadaşlarımla Ankara'da Sami Ulus Kanser Çocuk Hastanesi vardı. İşte kendimize yapbozlar aldık, oyuncaklar aldık, oradaki kanserli çocuklarla birlikte oynayacağız amacıyla, planıyla, hayaliyle gittik. Bu aslına bakılıp da gerçekten nasıl bir ortam olduğunu hayal edemeyeceğiniz, ama aslında hem sağlığınıza şükretmeniz, hem de eğer bu alanı seçiyorsanız, yani sizden tedavi bekleyen, umut arayan insanları görmek istiyorsanız, hastaneleri veya böyle hastaları ziyaret etmenizde fayda var. Biz de gittiğimizde kanserli çocuklarla oynamaya başladık. Çocukları zaten 2-3 seviyeye bölmüşlerdi. Çünkü kanser ilerledikçe kanser derecesi artıyor ve çocuklar daha kötü hale geliyordu. Ve hepsinin başında anneleri de vardı. Ben hatta bir tane çocukla, hala ismini unutamıyorum, neredeyse 10 sene oldu. Bora isminde bir çocuk vardı, kanserli çocuk. Çocukla yapboz oynamaya başladım. Hemşire geldi işte. Çocuğa dedi ki, hadi iyi zamanı. Tabii ben sadece kendi cahil dünyamda yaşıyordum. Bora'ya söyledim ki, ya Bora, bir iğneden erkek adam ağlar mı? Ama çocuğun hikayesi farklıydı. Kolundaki bütün iğne izlerini gösterdiğinde anladım ki o bir tane iğneden değil, sürekli iğne yediğinden dolayı acı çekiyordu. Ya o an ya şu soruyu sordum. Oradaki o umut arayan anneler acaba benim genetik bölümünde okuduğumu bilselerdi, benim yakama yapışırlar mıydı? Ya da bana sorular sorarlar mıydı? O bir hafta boyunca kendimi toparlayamadım. Zaten bunun takibinde acaba kanseri nasıl tedavi edebiliriz? Zaten sürekli bilimsel makaleleri takip ediyordum üniversiteden beri. Bu doğrultuda işte hem çalışma yapayım ama hem kansere yönelebilecek projeler içerisine dahil olabileyim. Hayaliyle, projesiyle sürekli adımlar atmaya çalıştım. Doktora çalışmamda da neyse ki bu şans bana geldi ve her zaman işte kanseri öldürebilecek bilgi kapasitesine sahip olmaya çalıştım. Neyse ki şu an işte bu kapasiteden belli bir miktar alabildikten sonra, hadi bunu ülkemize transfer edelim. Hadi biz bunu işte yeni yöntemlerle birlikte ülkemizde üretebilelim hayalini şu an yaşıyoruz. Son bir soru daha var hocam. Kanser geçmişten günümüzde arttı mı? Yani geçmişte kanserli olan insan sayısı azdı ve şimdi çoğaldı mı? Yani çoğaldıysa neden çoğaldı? Evet. Ya iki sorunuz var. İlk sorunuza yani bilmiş gibi cevap vermek istemiyorum. Çünkü bir, zaten geçmişten günümüze popülasyon artıyor, nüfus artıyor. Muhtemelen kansere yakalanan insan sayısı da artıyor. Çalışmalar da sizin dediğiniz gibi söylüyor. Tabii ben direktmen detaylı bir çalışma hatırıma gelmediği için ya işte artmıştır diye kesin olarak konuşmak istemiyorum. Ama dediğiniz şekilde ben de hatırlıyorum. Kanserin arttığına yönelik. Peki zamanımızda sadece kanser değil, diğer hastalıklarda, obezitede, yani çoğu hastalık aslında sonunda kansere de sebep olabiliyor. Yani
kanser aslında bazı hastalıkların son aşaması da olabiliyor. Neden kanser günümüzde artıyor diye düşünürsek, şöyle bir şey var. Yani bunların hepsi aslında bilim insanlarının varsaydığı hipotezler oluyor. Yani bazıları belki bir noktada kanıtlanabilmiştir ama aklıma geldiklerini söylüyorum. Bir, çok fazla yapay gıda katkılarına maruz kalıyoruz. Gerek gıda, yani yediğimiz besinler içerisinde normalde vücudumuzun önceden alışık olmadığı çoğu kimyasalı ya da gıda katkılarını besinlerimizde tüketiyoruz. Tabii bunların tüketilmesinin vücudumuzda nasıl reaksiyonlara sebep olduğu. Çünkü kanser hemen oluşmuyor. Bu bir aslında Türkçe itibariyle barajı aşma konusu. Yani bir noktaya kadar vücutta bazı şeyler toparlandıktan sonra hele bir de ne oluyor? Mesela biz gıda katkılarıyla vücudumuzda alışık olmadığımız maddeleri depoladık. Vücudumuzdan belki atılamıyor. Atılamayan maddeler de mevcut. Diğer taraftan artık toplu taşıma var. Spor yapma alışkanlığımız gitgide azalıyor. En azından yürüme alışkanlığımız gitgide azalıyor. Arabalarımız var, toplu taşıma araçları var. Spor azalıyor ki Sağlık Bakanlığı da habire yürüyün, spor yapın. Yani bunun bir sürü faydası var. Düşünün, sporda yapmıyorsanız, sürekli fast foodlarla besleniyorsanız, sürekli kötü zararlı katkıların olduğu besinlerle besleniyorsanız, bir de şu geliyor daha sonra, şu anki çalışma koşullarında stres var. İşte geçim stresi var. Bu stres yani sadece biyolojik etkiler değil, psikolojik, ruhsal etkiler de aslında o işte o barajı, kanserin oluşmasını sağlayan barajı bir noktada insandan insana atlayabilmesine sebep oluyor. Tabii bu insandan insana da değişebiliyor. Yani baraj seviyesi insanın genetiğinin ne kadar sağlam ve kaliteli olmasına göre de değişiyor. Cihan Hocam, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü ile birlikte mühendis beyinlerinde çok değerli katkısıyla New York Üniversitesi'nden sizi ağırladık. Çok çok teşekkürler gerçekten. Zamanınızı da aldık. Yani için izleyicilerimizin de çok güzel dilekler oldu. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Sizden biz bir ileriki zamanlarda bir söz daha alalım. Farklı konularda yine sizle yan yanmayı çok isteriz. Son söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa biz dinleyebiliriz. Öğüt de olabilir, tavsiye de olabilir. Öğrencilerimizden. Evet. Efendim, duyamadım. Öğrencilerimiz aslan misyon. Efendim? Aslında siz gibi değerli hocalarımızla görüşmekten büyük keyif duyuyoruz hocam. Sizlerle doyduk. Öğrencilerimize de öğüt vermek isterseniz, yönlendirmede bulmak isterseniz her türlü önerinize, her türlü dileğinize hazırız. Çok teşekkür ederim. Yani yanınızda da olmak isterdim. Her öğrenci arkadaşımızla tek tek de konuşmak isterdim. Yani konuşacak konu çok. Ama ilk başta öğretmenlerinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesela hani biz şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerek üniversitede, hadi üniversiteden sonra hayalimiz oldu. Yurt dışına geldik, doktora yapabildik. Ya bana yol gösteren hiç kimse olmadı. Bana rehber olan da kimse olmadı. Hep kendim düşündüm, kendim hayal ettim ve kendim uğraştım. Peki bu güzel bir şey mi? Ya acılar çekiyorsunuz, yokluklar çekiyorsunuz, çoğu zaman ağlamak noktasına geliyorsunuz, kimse yardım etmiyor. Üniversitede bile yani herkes kendi şeyinde oluyor. Sizin hocalarınıza gerçekten çok teşekkür etmeniz gerekiyor. Ben teşekkür ederim zaten. Hem böyle pırıl pırıl gençlerle bir araya geldiğimiz için, hem böyle bir olanağı bana da sunduğunuz için sizi tahmin edemiyorum. Yani böyle olanaklara sahipsiniz ve bir de bizi getirebiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir olanak. Yani artık öyle bir teknolojide sahibiz ki yani hepimizin, ben onu söylüyorum insanlara. Ya ben tembel olabilirim, birçok işim olabilir.
ya bana bir soru sorduktan sonra geri çekilip benden cevap beklemeyin. Tekrar sorun, tekrar arayın. Yani hocalarınızdan ya da daha çok şey öğrenebileceğini düşündüğünüz insanlardan, tecrübe paylaşımını sağlayabileceğinizi düşündüğünüz insanlardan kapılarını kırarak odalarına girin. Hocalarınızı rahatsız edin. Hocalarınızın önünde söylüyorum bunları ama yani öğrenin. Gerçekten bilim insanları aslında hiçbir zaman ya sen şunu yapamazsın diye insanlar benim kategorimde toksik insanlar, zehirli insanlar. Her şeyi yapabilirsiniz ki siz zaten birçok olanağa da sahipsiniz çok şükür. Bu noktada değerli hocalarınızla birlikte gelecekte de çok büyük başarılara sahip olabileceğinizi düşünüyorum. Benim de şu an ilkokul öğretmenim var mesela. Facebook'tan halen takip edebiliyorum. Buralara kadar ben Ağrılıyım. Bir de onu söyleyeyim size. Ağrılıyım, Hakkari'de ortaokulu okudum, Van'da liseyi okudum, Ankara'da ODTÜ'yü okudum. Sonra yani merak etmeyin siz adaydım. Demek ki ben bile yapabiliyorsam hepiniz hayli haylisini yapabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Heyecanınız, merakınız her zaman daim olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.